Pandemi nedeniyle demeyelim de geçmişten günümüze Ünyelilerin alışık olduğu Cumhuriyet Meydanı'ndaki yöresel festivallere bugün bir ilke imza atılarak yeniden başlanıyor diyebiliriz. Bugün 26 Haziran 2022 Pazar. Pazar günü meydanı gezerken bir anda sağın solun eskiden alışık olduğumuz festivallerden gözümüze takılan mini mini dükkanlar ve çeşitli ürünlerin sergileneceği dükkanlar kurulmaya başlanmış. Kur'an'ın kim olduğunu hep beraber öğreneceğiz. Ben de sizlerle beraber tanıyacağım. Önce sizi tanıyalım. Ahmet Bey, teşekkür ederim. Öncelikle sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Biz ederiz. Sezer Turan, ben de Orduluyum malum. Burada hoş yaşıyorum. Geldiniz. Evet. Uzunca süreden beri bu işleri yapıyorum. İstanbul'da bu organizasyonu yapıyorsunuz. Tabii İstanbul'da Ordu Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısıyım. Tüm Karadeniz Konfederasyonu var. Tüm Karadeniz kapsayan. Onun genel sekreteriyim. Harika. Diğer taraftan bugüne kadar İstanbul'da yapılmış olan Ordu günleri vardı. 10 defa. Bu kısmetse bu sene 11. olacak. Onların naçizane ben ve ekibim organizatörlüğünü yaptık. Ama sadece onunla değil. Bundan fazla 30'dan fazla farklı illerin organizasyonunu yapıyorum aynı zamanda. Tamam. Başka illerinde. Bu işin içinden şimdi burada 30 yıldan beri yani yaklaşık hemen hemen 29. yıl diyeyim. 30. Evet, yıla 30 yıl. Devre oldu. Bu işlerin içerisindeyiz. Artık işimizin bir parçası oldu. En son başkan İstanbul'da Ramazan Çarşısı'na gelmişti. Eyüp Sultan'da böyle bir ev kurmuştuk. Nasıl olur bizim orada da yapsak falan. Olur başkan, yapar mıyız? Hem dedik yaz. Ben memlekette, benim için bahane olsun, anne baba burada, gidelim yapalım, kuralım ve biz de hem bir taraftan sıla-i rahim yapalım, diğer taraftan da evet, bu işleri oraya taşıyalım istedik. Güzel geldik, bismillah, ayın 29'unda açacağız. 29 bu, Haziran'da açıyorsunuz, çarşamba evet, günü. Konserle başlayacağız, açılış töreni, işte Aydın Beyoğlu konseri. Hafta sonu Seyfettin Tomakin, Tuğrul Şahin konserleri olacak. Her akşam dolu dolu sahnemizde müzisyenlerimize gruplarımız olacak. Gaya. Burada yöresel tabii Gaye Aksu olacak aynı şekilde. Bir sürü sanatçımız var. Tek tek isimlerini zikretmiş olmayayım. Ezel Kalender, işte Fedai Öz, buranın ünyeli sanatçı arkadaşlarımız, dostlarımız. Dün akşam bir grup gördüm. Onlar aynı şekilde. Yöresel ürünlerimizi burada insanlar yaz dönemine gurbetçiler İstanbul'dan veya Türkiye'nin her yerinden, bir de Almanya'dan, işte yeni Avrupa'dan gelenler hem alışverişlerini yapabilsinler, hem eğlensinler, hem hediyelerini götürebilsinler. Ve buradaki ambiyans böyle coşkulu bir şekilde, hani sizin de söylediğiniz gibi pandemi sonrasında insanlar özlemişler bir araya gelmeyi. Evet. Bu birlikteliği güzel bir şekilde taçlandıralım istedik. İnşallah bunu başarırız. Ayın Temmuz'un 24'üne kadar bu etkinlik burada devam edecek. Devam edecek. Kaç tane dükkan kuruyorsunuz buraya şimdi siz? 70 yaklaşık. Şu anda plan dahilini bilemiyorum. Şimdi sayı çıkacak ama proje üzerinde 70 tane böyle ev kuruyorduk. İşte ahşap standlarımız oluyordu. Bunları siz mi kiraya veriyorsunuz, belediye mi verecek? Yok. Belediyenin o şeylerle ilgili kiraya vermekle ilgili şeyi yok. Tasarrufu yok. Bizler hani bu siz... işin içerisinde evet. Ama şu var. Birinci önceliğimiz Ünye'li olması. Yani Ünye'nin havarisinde olanlar Ünye'de yerel işler yapması. Değilse evet, Ordulu olması. Fark etmez. Tercihimiz evet, bu. Dolayısıyla burada bizim amacımız, gayemiz benim dahil ve ekibin tamamının ticari bir meta değil. Evvela şurada kafa kafaya neyi bitirebilirsek, neyi anlatabilirsek, neyi gösterebilirsek onun hikayesindeyiz. İnşallah onu başarırız diye düşünüyorum. Yani tamamı da tabii ki 70 tane stand veya 60 tane neyse dolu olacak değil. Bunun kültürel boyutu da var. İşin içinde kültürel boyutu olacaklar var. Bunlara ücret belirlediniz mi? Ne kadar tabii ücret alacaksınız? Bu şeyine göre değişiyor. Yani adamın yaptığı sergiye göre, yani göre. Tabii ki yani yani kimisinin yaptığı işin ederi çok minimize bir rakamdır. Yani elde eti topu. Tamam. Birinin de ticareten daha fazladır. Onun kıyaslaması. Ben bu rakamsal işlere pek karışmıyorum. Onda da yardımcım ilgileniyor o işlerle.
Ama dediğimiz gibi öncelikle burada iyi bir şey ortaya koymak gibi bir gayemiz var. İlk defa uzunca bir süreden sonra Ordu'da böyle bir şey ilk defa yapılıyor. Dolayısıyla evet, uzun yıllar geçti. İnşallah şöyle kaliteli bir iş, hani herkesin hoşuna gidecek bir iş ortaya koyarız diye düşünüyorum. İnşallah onu başarırız.